Tonguç'a gidenler hepinize merhaba. 10. sınıf ara tatil tarih tekrarına hoş geldiniz. Sorularla tekrar yapacağız sizlere. 1. 2. ve 3. ünite ile alakalı kısa bir tekrarlara değineceğiz. Önemli kısımları ifade edeceğim. Aynı zamanda biz sorulara bakarak burada tekrarlarımızı sağlayacağız. 1. ve 2. üniteyi şu an okullarınızda görmüş olmalısınız. Hem geçmişe yönelik bir zihin tazelemesi yaparız. Aynı zamanda 3. ünite ile alakalı da ön bilgilerimizi bu videolarda yapmış oluruz. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi 1. üniteyle başlangıç yapıyoruz. 1. ünitede mutlaka bilelim kısmında Türklerin Anadolu'da devletleşme sürecine etkileyen faktörlere bakacağız. Türkler Anadolu'ya hangi savaşla beraber gidecekti? 1071 Malazgirt Savaşı ile Alparslan Komutası'ndaki Büyük Selçuklu Devleti, Roman Diyojen Komutası'ndaki Bizans'ı burada mağlup ederek Anadolu'nun kapılarını 1071 Malazgirt Savaşı ile açacaktı. Tabi Malazgirt Savaşı'ndan sonra Alparslan ne diyecekti burada kendi komutanlarına? Gidin, istediğiniz yere fethedin, fethettiğiniz yerleri kendiniz yönetin, dışlarında bana bağlı, içlerinize serbest kalın. Ki biz buna kılıç hakkı diyeceğiz. Bu hakkı vererek özellikle Anadolu'nun fethini ve devletleşme sürecini hızlı bir şekilde etkileyecekti. Önce Anadolu'da 1. beylikler kurulacak. Bu beylikler arasında Saltuklular, Mengücekliler, Danışmentler, Artuklular ve Çaka Beyliğini gösterebiliriz. Nitekim daha sonra da Türkiye Selçuklu Devleti'nin kurulmasıyla beraber Anadolu'daki bu devletleşme süreci oldukça önemli olacaktı. Haçlı Savaşları, burada bilmemiz gereken önemli bir unsur daha. Haçlı Savaşları için şunu ifade edebiliriz biz. Şimdi toplamda bizim 8 tane Haçlı Savaşımız var. Bunlardan sadece bir tanesi başarılı olacak. O da ilk Haçlı Seferidir. Kudüs Haçlılar tarafından ele geçirilecek ve Haçlılar emellerine ulaşmış olacaklardır. Ancak daha sonra 2. 3. ve 4. Haçlı Seferleri Anadolu'yu ilgilendirdiği için bu kısmı ifade ediyorum. 2. Haçlı Seferinde İmamettin Zengin'in Urfa Kontluğuna son vermesi üzerine burada şekillenecek. Aynı zamanda 3. Haçlı Seferinde ise Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü ele geçirmesiyle olacaktır. 4. Haçlı Seferi enteresandır. İlk 3 Haçlı Seferinin amacından sapan bir sefer olarak görülecektir. 3 Haçlı Seferinden ziyade. Çünkü 4. Haçlı Seferinde buraya gelen Latinler Bizans İmparatorluğu'na son verecek. İstanbul'u yağmalayacak ve İstanbul'da bir Latin İmparatorluğu kuracaklardır. Bu yüzden Haçlı Seferini bu şekilde ifade etmemiz mümkün. Anadolu'da Moğol istilasına gelelim. Şimdi Köse Dağı Savaşı ile beraber şekillenen bir süreçtir Moğol istilası. 1243 yılında gerçekleşen Köse Dağı Muharebesi'nde Moğollar Türkiye Selçuklu Devleti'ni yenecek ve Anadolu'yu ele geçirecekler. Türkiye Selçuklularını da kendine bağlı bir hale getirecekler. İstediği hükümdarı tahta çıkarıp istediği hükümdarı tahttan indireceklerdir. Moğollara bağlı olarak yaşayacak. Tabi Moğol istilasından sonra da Anadolu'da ikinci beylikler kurulacak. Yani Osmanoğulları, Karamanoğulları, Yermiyanoğulları, Candaroğulları bu gibi beyliklerin hepsi de Moğol istilasından sonra Anadolu'da uçlarda yalan bu Türkmen beylikleri bağımsızlıklarını ilan ederek kurulacaklar. Şimdi ilk ünite soru çözümlerimizle başlayalım. Anadolu'ya Türk akınlarının başladığı dönemde Bizans'ın halktan ağır vergiler alması ve Ortodoks mezhebinden olmayanlara baskı uygulaması Anadolu halkını bezdiriyordu. Halk adil bir yönetimin özlemini duyuyordu diyecek. Şimdi bu durumun aşağıdaki gelişmelerden hangisini kolaylaştırdığı söylenebilir. Şimdi halk burada mutsuz. Bizans yönetimine karşı tepkili. Aynı zamanda ağır vergiler altında da eziliyor. Doğal olarak halk adil bir yönetim istiyor. Şimdi bölgeye Malazgirt Savaşı'ndan sonra da Türkler gelecektir. Türklerin burada hoşgörülü bir şekilde bu insanlara davranmış olması, bu toplulukların Türklerin yanında yer almasının da önemli bir etkisini sağlayacak ve Anadolu'nun da Türkler tarafından hızlı bir şekilde ele geçirilmesine yardımcı olacaktır. Şimdi kervansaray yapılarak ticarete erişilmesi. Hayır. Benim söylediğim vurgu bu muydu? Katolik Kilisesi'nin Anadolu'da etkinliğini artırması değil. Monarşinin Anadolu'ya yayılması değil. Anadolu'nun Türkler tarafından fethedilmesini işte kolaylaştıracaktır. Çünkü sizin adilane yönetiminiz burada o toplulukların da size destek vermesini sağlayacak ve Bizans karşısında güçlü ve kuvvetli bir yapıda olacaksınız. Hristiyan arasında değil savaşların başlaması da yine alakası ifade olmuş. İkinci sorumuza bakalım. Yukarıda yer alan fetih hareketleri için söylenebilecek ortak yargı istenmiş bize. Bakalım. Riyasettin Keyhüsrev Antalya'yı fethediyor. Antalya nerede? Akdeniz'de, deniz kıyısında önemli bir ticaret limanı. İzzettin Keykaos nereye alıyor? Sinop'u. Sinop'ta Karadeniz ticareti için oldukça önemli bir noktada. Alaaddin Keykubat nereye alıyor? Alanya'yı. Alanya'da yine ticaret için önemli bir
konumda. O zaman biz her üçü içinde neyi söyleyebiliriz? Bu üç faaliyetin de temel amacı ticareti gelişmeye yönelik fetih hareketlerinin izlenmiş oldu. A seçeneği sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Burada çeldirici olarak D ve E seçenekleri var. Açık denizlere seferler düzenlenmişler. Halbuki bunlar iç denizler. Yine Akdeniz ticareti canlandırmak istenmiştir. Halbuki burada mesela Sinop, Karadeniz ticareti üç için ortak değil. Tamam, diğer ikisi Akdeniz içinde, Sinop Karadeniz'dir. Bu yüzden ortak olarak ifade etmek mümkün. Devam edelim. 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'ya sırayla. Bakın sırasıyla. Saltuklu Beyliği kurulacak. Danışmentler ki kurulan ilk beyliktir. Danışmentler kuruluyor. Mengücekler kuruluyor. Çaka Beyliği kuruluyor. Şimdi buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir denilecek. Anadolu Türkleşmesi hızlanmıştır diyor. Evet. Anadolu hızlı bir şekilde bu kadar fazla beylik kurulması Anadolu Türkleşmesi'ni hızlandıracaktır. Bizans Anadolu'dan atılmıştır. Bizans'ın Anadolu'dan atıldığını biz sadece buradaki beyliklerin kurulmasıyla ifade etmemiz mümkün mü? Değil. Moğol kontrolünde beylikler oluşturmuştur. Bu beyliklerin Moğol kontrolünde olup olmadığı da burada ifade edilemez. Aynı zamanda böyle bir bilgi de doğru değildir. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacak. 1230 yılında cereyan eden Selçukluların büyük bir zaferiyle sonuçlanan Yassı Çemen Muharebesi aşağıdaki Selçuklu sultanlarından hangisinin döneminde gerçekleşmiştir? Şimdi Yassı Çemen Muharebesi Selçuklular ile Harzemşahlar arasında gerçekleşen bir muharebe olacaktır. Aslında Sultan 1. Alaaddin Keykubat burada dostane bir ilişki içerisinde olacaktır Harzemşahlara karşı. Hatta Celaleddin Harzemşah'la da anlaşma yapacak ve Moğol tehlikesine karşı da birlikte hareket edeceklerdir. Ancak Celaleddin Harzemşah'ın Anadolu'da böyle yıkıcı faaliyetlerde bulunması ve topraklarını genişletmeye çalışması Alaaddin Keykubat'ın tepkisini çekecek ve her iki devlet Yassı Çemen Muharebesi'ne karşılaşacaktır. 1230'da bu muharebeyi Selçuklar kazanacak. 1231'de de Harzemşahlar yıkılacaktır. Şimdi Harzem bölgesi Selçuklular ile Moğollar arasında bir tampon bölgedir. Şimdi bu bölgenin ortadan kalkmasıyla beraber de Moğollar ile Selçuklular komşu olacaktır. Nitekim 1243 yılındaki Kösedağ Savaşı'nda da her iki devlet karşı karşıya gelecek. Evet, burayı böyle ifade etmiş olduk. Aşağıdaki seçeneklerden verilen bilgilerden hangisi seçilirse bu hata ortadan kalkar. Bakalım hata neymiş? 1187 yılında Selahaddin Eyyubi Hıttin Savaşı'nda Kudüs Kralı'nı yenmiş ve şehri ele geçirmiştir. Ali demiş buna. Veli de demiş ki evet bu seferle ikinci Haçlı Seferi başlamıştır diyecek. Az önce ben sana ikinci ile üçüncü arasında ne demiştim? İkinci Haçlı Seferi'ni başlatan İmamettin Zengin'in faaliyetidir. Burayı başlatan kim olacaktı? Daha doğrusu bu faaliyet hangi seferi başlatacaktı? Üçüncü Haçlı Seferi'ni değil mi? Bu yüzden hemen bakalım. Bu zaferle beraber ikinci Haçlı Seferi değil, üçüncü Haçlı Seferi başlamıştır ifadesi. C'deki ifade sorumuzun doğru cevabını oluşturacak. Bu birinci ünitede çözdüğümüz son soruydu. İkinci ünitemize gelelim. İkinci ünite beylikten devlete Osmanlı siyasetidir. Şimdi Osmanlı biliyorsunuz Osman Gazi tarafından kurulan beylik halinde, Orhan Gazi döneminde ise devlet haline gelen bir siyasi teşekkül olacaktı. Bakın burada beylik halinde unutmayın. Orhan dönemine geldiğimiz zaman devlet haline gelecektir. İkinci Mehmet yani Fatih Sultan Mehmet dönemine geldiğimiz zaman ise Osmanlı bizim için artık bir imparatorluk niteliği taşıyacaktır. Şimdi bilmemiz gereken burada iskan ve istimalet politikasıdır ki iskan siyaseti şudur. Anadolu'da, Anadolu'ya gelen Türkmenlerin Balkanlarda yeni fethedilen yerlere gönderilerek burada yerleşik hayata kazandırmaları ve Balkanlarda yapılacak fetih hareketleri ve Balkanların Türkleştirilmesi açısından da oldukça önemli bir sistem olacaktır. İskan siyasetiyle beraber burada Osmanlı'nın aynı zamanda hem o bölgenin fethedilmesini kolaylaştırmasının yanı sıra göçebe olan bu Türkmenleri yerleştirdiği için vergilerini de artıracak önemli bir faaliyet olacaktır. İstimalet dediğimiz politika ise hoşgörü politikasıdır. Hoşgörü Osmanlı'nın kuruluş döneminden itibaren uygulanan temel bir politika çünkü fethedilen yerlerde fethedilen toplulukların dinlerini, kültürlerini ve kendi gelenek, göreneklerini rahat bir şekilde yaşayabilmeleri için olanak sağlayacaktır. Bu toplulukların da Osmanlı'ya karşı çıkmaları ve Osmanlı'ya olası bir baş kaldırması engellemeye çalışacaktır. Fetret devrine gelelim. Şimdi Fetret devri 1402
Ankara Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan bir dönem olacaktır. 1402 ile 1413 yıllarını kapsayan 11 yıllık bir tahtın boşta kalma süreci olacak. Şimdi 1402 Ankara Savaşı'nda Yıldırım Bayezid'le Timur savaşacak. Savaşı Timur kazanacak ve Yıldırım Bayezid burada yenilecek, esir düşecektir. Yıldırım Bayezid'in 4 oğlu arasında 1402-1413 yılları arasında Mehmet, Süleyman, İsa ve Musa arasında geçen mücadelelerin galibi Mehmet olacaktır. Mehmet mücadeleyi kazanacak ve Osmanlı Devleti'nin 11 yıl aradan sonra ikinci kurucusu olarak da sayılacaktır. Onu ifade etmiş olalım. Tabii bu konuların hepsini ayrıntılı bir şekilde YouTube kanalımızdaki ders videolarından izleyebilirsiniz. Kısaca şöyle bir değinmiş olalım ve mutlaka bunlara dikkat edelim. Sınav 2'ye gelelim. Birlikten Devlet'e Osmanlı siyaseti sürecinde yani o kuruluş döneminde biz sınav 2 olarak kodladığımız temel unsur neydi? Osmanlı Haçlı Savaşları'ydı. Sırp Zındı, 1. Kosova, Nibolu, Varna ve 2. Kosova. Burada böyle bir kaynaştırma. Bu 5 savaşla beraber Balkanların Türk yurdu olduğu kesinleşecekti. 2. Kosova ile de beraber. Burası da bizim demek ki Osmanlı Haçlı Seferleri'nin bir kodlaması oluyormuş. Evet, hadi bakalım sorularımıza başlayalım. Şimdi yukarıda kronolojik olarak bazı fetih hareketleri ve savaş gelişmeleri var. Koyunhisar Savaşı 1302, Bursa'nın fethi 1326, Palekonan Savaşı 1329, İznik'in fethi 1331 ve İzmit'in fethi 1337. Yukarıdaki tarih şeridinde Osmanlı kuruluş döneminde gerçekleşen muharebeler ve fetih hareketleri yer almış. Bu tarih şeridine bakılarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir denilecek. Bakalım. Haçlı İttifakı'na karşı yapılan mücadeleler diyecek. Halbuki bazıları burada kime karşı olacaktır? Bizans'a karşı olacaktır. Bizans İmparatorluğu ortadan kaldırılmıştır diyecek. Halbuki Bizans İmparatorluğu ortadan kaldırması İstanbul'un fethiyle olacaktı. Doğal olarak ne oldu? Yanlış, yanlış. Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetler diyecek. Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamak için sizin Anadolu'daki Türk beyliklerini sona erdirerek tüm Türkleri tek çatı altında toplamamız gerekiyor. Bu yüzden buradaki faaliyetler Bizans'a karşı olduğundan dolayı yanlış bir ifade. Tüm gelişmeler 1. Murat döneminde diyor. Halbuki burada işte Orhan Gazi döneminde var, Osman Gazi döneminde var. Bu yüzden hepsinin Murat döneminde olduğu yanlış bir ifade. Gaza ve cihat anlayışıyla evet burada tamamen bu yerlerin hepsi gayrimüslimlerden ve Bizans'tan alındığı için gaza ve cihat anlayışına uygun hareketler olduğunu söyleyebiliriz. Verilen Osmanlı Beyliği haritasına bakılarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir? Bakın Osmanlı Beyliği'nin bir haritası var burada. Şimdi haritaya baktığım zaman ben nereye görüyorum hemen? Bizans'ın hemen komşusu. Yanında Candaroğulları var hemen doğusunda. Güneyinde Germiyanoğulları. Yine güney batısına doğru da Karahisoğulları var. Aynı zamanda burada Marmara Denizi'ne tamamen sınırı yok. Yani denizleri bir kıyısının olmadığını da haritadan çıkarabiliyorum. Şimdi tek sınır komşusu Bizans İmparatorluğu'dur diyecek. Burada tek sınır komşusu Bizans mı? Hayır. Bu yüzden yanlış bir ifade. Diğer beyliklerden daha güvenli bir konum vardır. Ya nasıl daha güvenli olacak? Bizans sınırındasın. Daha çok beylikle burada sınırın var. Doğal olarak o kadar da güvenli bir yerde değilsin. Denize kıyısı olan beylikler arasındadır diyecek. Halbuki denize kıyısı olmadığını da yine görebiliyoruz. Bizans'a sınır olması ve Bizans'la mücadele etmesi diğer beyliklerin Osmanlı'ya karşı olmasına neden olmuştur diyecek. Şimdi bu haritadan yapılabilecek bir yorum değil. Aynı zamanda Bizans'a karşı mücadeleleri diğer beyliklerin Osmanlı'yı desteklemelerine neden olur. Karşı olmalarına neden olmaz. Topraklarını genişletmesi için hem Bizans hem de Anadolu beylikleriyle mücadele etmesi gerekir. Evet sen şimdi bu toprakları artırmak istiyorsan, doğuda artırmak istiyorsan Candaroğulları'yla mücadele edeceksin. Veya ilk sona Osmanlı topraklarına katılan ilk beylik hangisi? Karahisoğulları. Sen şimdi bu tarafa gitmek istiyorsan beyliğe son vereceksin. Bundan batıya gitmek istiyorsan bu defa Bizans'la mücadele edeceksin. Demek ki sen genişleme siyaseti izlemek istiyorsan hem Bizans hem de Anadolu beylikleriyle mücadele etmek zorundasın. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Şimdi tarih dersinde öğretmenin sorduğu Osmanlı kuruluş döneminde Haçlılar yapılmış olan muharebeler hangileridir sorusuna yukarıda cevabı veren Tonguç hangi muharebeyi yanlış söylemiştir? Az önce kodlamıştık bu muharebeleri hatırlayın giriş kısmında. Bakın ne demiş öğretmenim Osmanlı Devleti kuruluş döneminde Haçlılar sırasıyla neydi bizim kodumuz? Sınav 2 idi değil mi? Bakalım. Sırp Zındı. S'yi gördük mü? Gördük. 1. Kosova. Gördün mü? Gördün. Nibolu. Gördün mü? Gördün. Maltepe Savaşı diyor. Maltepe'nin burada herhangi bir harf var mı? Yok. O zaman
Bu yanlış. İkinci Kosova'da yine burada. Varna verilmemiş. İkinci Kosova'da yine burada gördüğümüz savaşlardan biri. Bu yüzden Maltepe yanlış. D seçeneği sorumuzun doğru cevabı. Devam edelim. Yukarıda kuruluş dönemi Osmanlı padişahlarının faaliyetleri gösterilmiş. Şimdi kuruluş döneminde Orhan Bey ne yapmış? Kalesioğlu Beyliğini ele geçirmiş. 1. Bayezid Aydın, Menteşe ve Germiyan Beyliklerini almış. Çelebi Mehmet ise burada Saronanoğlu Beyliğine son vermiştir. Dikkat ettiğimiz zaman bu faaliyetler tamamen Anadolu Beylikleri üzerine şekillendiği için az önce başka bir soruda çözerken ifade ettiğim unsur işte doğdu burada. Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik. Bakın Anadolu siyasi birliği şudur. Anadolu'daki bütün siyasi teşekkülleri ortadan kaldırarak tek elden bir yönetimdir. Anadolu Türk siyasi birliği ise Anadolu'daki Türk beylik ve devletleri ortadan kaldırarak tek bir Türk devleti oluşturmaktır. Bu yüzden de burada beyliklere karşı bu mücadeleler ve alımlar gerçekleştiği için Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamaya çalışmıştır diyebiliriz. Osmanlı'nın kuruluşuyla ilgili ortaya atılan bazı tezler şunlardır. Bakalım tezleri. Bir tek demiş ki Osmanlı Beyliği'nin çok güçlü bir devlet olarak ortaya çıkmasını bu beyliği kuranların gaza düşüncesiyle hareket etmelerine bağlamaktadır. Halil Ağacık demiş ki uçtaki toplumsal değişimin temel sebebi olarak göç ve nüfus baskısını ve uç toplumundaki devlet teşekkülü sürecine götüren faktörleri öne sürecek. Fuat Köprülü ise bütün meseleyi Ahlat'tan Domaniç'e gelen Ertuğrul Bey ve neslinin insan yapısını bağlanmaya çalışmaktadır. Dikkat ederseniz her üç isimde, her üç tarihçi de burada farklı şekillerde Osmanlı'nın kuruluşunu ele alacaktır. Peki kuruluş sürecine ait bu tezlerle ilgili biz neyi deriz eğer böyle farklılık varsa? Her tez kendinden bir önceki tezi çürütmeye yöneliktir. Halbuki burada onu çıkarmak mümkün değil. Tezlerin ortaya çıkmasında vaka ünlüslerin eserlerinden faydalanmıştır. Nereden faydalandığı ifade edilmiyor. Kuruluş ile ilgili ortaya farklı tezlerin çıkması bu dönemle ilgili net bilgilerin olmadığını gösterir. Evet. Şimdi sen net bir şekilde evet Osmanlı budur diyemiyorsun. Diyemediğin için de farklı şekilde düşünceler ve tezler ortaya atılacaktır. Bunun temel sebebi de o döneme ait yazılı belgelerin oldukça az olmuş olması diyebiliriz. Ve üçüncü ünitemize gelelim. Mutlaka bilinim kısmımızda Kapıkulu ordusu ve damar sistemi mevcut. Dedeleşme sürecinde savaşçılar ve askerler bizim üçüncü ünitemiz. Şimdi Kapıkulu ordusu var burada. Kapıkulu piyadeleri ve Kapıkulu süvarilerinden oluşan. Acemi Ocağı, Yeniçeriler bunlar 1. Murat döneminde oluşan ocaklar olacaktır ve Osmanlı'nın da merkezi kuvvetini oluşturan en önemli ocakları olacaktır. Aynı zamanda askeri yani daha atlı askeri birlikler de var. Sipahiler, silahtarlar, sağ ve sol ulufecilerle sağ ve sol garipler olarak. Bunlar merkez ordusu olacak. Kapıkulu unutmayın. Bunlar merkez ordusudur. Bir de tımar sistemi var burada. Tımar yıllık yeri böyle 20 bin akçeye kadar olan birlikler olacaktır. Savaşlarda yaralı gösteren askerleri bunlar veriliyor. Tımar sistemiyle beraber topraklar işletilecek. Aynı zamanda işletilen bu topraklardan tımarlı sipahi yani atlı askerler beslenecek. Böylece hem üretimde devamlılık sağlanacak taşrada hem taşrada da güçlü bir tımar ordusu da hazırlanmış olacaktır diyelim. Bu yüzden tımar sistemi de merkez ordusu gibi Osmanlı ordusunda önemli bir unsur olacak. İlk sorumuza başlayalım. Orhan Gazi döneminde ilk düzenli Osmanlı ordusu olan yaya ve müsellemler kurulmuş ancak 15. yüzyılın ortalarına doğru bu birlikler savaştan çekilerek diğer destek kuvvetleriyle birlikte geri hizmetlerde kullanılmaya başlanmıştır. Böyle bir durumun yaşanmasında gayelerinden hangilerini dikkate alınarak hareket edilmiştir diyecek. Bir defa yaya ve müsellemler Osmanlı kurulan ilk düzenli ordusudur ancak çok böyle profesyonel ve teşekküllü bir ordu değildir. Bu yüzden gelişen askeri teknolojiye göre hareket etme sebebiyle bu birlikler geri hizmetlere kaydedilecektir. Sınırların genişlemesiyle daha geniş ve profesyonel ordulara ihtiyaç duyulması da bu birlikten vazgeçilmesine sebebiyet verecektir. Müslümanlar yerine orada gayrimüslimlerden faydalanma bu ordunun geri çekilmesinin temel unsuru değildir. Bu yüzden yanlış bir ifade. 1 ve 2 sorumuzun doğru cevabı. Verilen parçanın hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz diyecek. Bakalım eksik koyalım. Ne diyor? Subaşı Osmanlıların ilk devirlerinde şehir muhafızı konumundaydı. Bir şehrin fethinden sonra kadı ve dizdar tayin edilirken subaşı da görevlendirilir. Bu tayinler fethin tescili olarak düşünülürdü. İlk dönem kaynakları bu tayinler gerçekleştikten sonra tamam memleket fethedildi ifadesini kullanıyor. Şimdi bir şehrin tamamen ele geçirilmesinden tüm teşkilatma önemli. Evet bakın siz şehri ele geçiriyorsunuz. Aynı zamanda burada teşkilatlanma faaliyetleri de oldukça önemli olacaktır. Bunu söylemek mümkün.
Subaşı şeylerin en büyük mülki amiridir diyecek. Burada en büyük mülki amiri olup olmadığını çıkarabilir miyiz? Halbuki subaşı burada şehir muhafızı konumunda. Ancak en büyük mülki amiri olup olmadığı konusunda kesin bir unsuru yok. Dursun. Sadece askeri zaferler değil, idari teşkilatlamayla da asıl zaferler elde edilir diyecek. Doğru. Şehir fethedildikten sonra idari yapılanmaya geçilir. Evet, buraya subaşı tayini, işte kadı dizler tayinleri. Yine şehir muhafız biriminin adı subaşıdır. Evet, şehir muhafız birimi olarak da onları görmemiz mümkün. Ancak subaşı şehirlerin en büyük mülki amirleri ifadesi yanlıştır. Direkt olarak buradan çıkabilecek bir unsur olamaz. Yeniçerilerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisinin doğru olduğu sorulamaz diyecek. Bakalım. Yine olumsuz bir soru kökümüz. Yeniçerilere 3 ayda bir ulufe adlı maaş ödenirdi. Evet, Yeniçerilere bu isimde bir ulufe adında bir maaş ödeyeceğiz. Barış dönemlerinde genelde İstanbul'da saray çevresinde konuşanmışlar. Zaten bir merkezi orada olacaklar ve İstanbul'da yer alacaklardır. Bu yüzden A ve B seçenekleri doğru. Yeniçeri Ocağı 2. Mahmut tarafından kaldırılacaktır. Bu kaldırılmasına da biz Vakkayı Hayriye diyeceğiz. Yeniçeri Ocağı'nın en yetkili komutanı Yeniçeri Ağası'dır. Doğru bir ifade. Yeniçeri Ocağı'nın kurulması Vakkayı Hayriye olarak adlandırılmıştır. Halbuki az önce de ifade ettim. Kaldırılması Vakkayı Hayriye olarak denilecektir. Bu yüzden E seçeneği yanlış. Osmanlı Devleti'nde tımarlı sipahinin görevleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz diyecek. Bakalım. Şimdi fethedilen toprakları kaydetme tımarlı sipahinin bir görevi değildir. Savaş zamanlarında beslediği askerlerle orduya katılma, üretim artırıcı tedbirler alma, vergilerin toplanmasını sağlama, ülkenin güvenliğinden sorumlu olma ve bölgenin güvenliğini orada iyi bir şekilde sağlama sipahinin görevleri arasında gösterilirken fethedilen toprakları kaydetme tımarlı sipahinin görevleri arasında gösterilemez. Bazen müstefi, bazen de diğer devlet görevlileri bunları işleyecektir. Devam edelim. Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında Orhan Bey döneminde nokta noktanın ele geçirilmesiyle bu beyliğin donanma kuvvetlerine sahip olunmuş. İlk tersane Gelibolu'da kurulmuştur. Osmanlı Devleti Rumeli'deki fetihler ve Edirne sahillerinin güvenliği için donanma kuvvetlerinin sayı ve güç bakımından sürekli geliştirerek Venedik ve Ceneviz donanmalarına karşı mücadele etmiştir diyecek. Metinde boş bırakılan yere aşağıdaki hangisi getirilirse doğru olur diyecek. Osmanlı'nın ele geçirdiği ilk beylik ve bu beyliğin ilk tersanesini de kazanması Karadeniz'si o beyliği ile olacaktır. Bu beyliğin ele geçirilmesi de bu kazanımlar elde edilecek. Bu da sizlerle beraber çözdüğümüz son soruydu. Ödüllü sorumuza geçmeden evvel hemen 09 ve 010'da neleri işledik, nelere dikkat etmemiz gerekiyor, bunları ifade edelim. Şimdi hemen 010'dan başlayalım. Biz 1. 2. ve 3. üniteye bakmış olduk bu dersimizde. 1. ünite kapsamında yerleşme ve devletleşme sürecinde Selçuk Türkiye'sine, 2. ünitede Beylikten Devleti Osmanlı'ya ve 3. ünitede devletleşme sürecinde savaşlar ve askerlere baktık. Burada kısa hemen konularınızı tekrar ederek, hemen o konuyla alakalı sorularınızı çözerek, hemen bilgi pekişmesi yaparak tarihi iyi bir şekilde edinebilir. 3 yıl sonra geleceğiniz üniversite sınavlarında da buradaki bilgilerle de çok çok önemli bilgileri de temelinizde oluşturabilirsiniz. Sıfırdan ona demek ki buraya bakacağız. Aynı zamanda TAK'a gelecek olursak. Bakın, üniversite tarzında hazırlanan oldukça önemli soruların yanı sıra her ünite sonunda hazırlanan burada yazılarımız var. Bu yazıları da çalışarak ve bu yazıların pratiklerine bakarak sizler sınavlarınızda çok yüksek notlar alabilirsiniz. Bunlar da size 1. 2. ve 3. ünite kapsamında ödevim olsun. Hemen ödüllü sorumuza gelelim. Sorularla tekrar ile tarihten beklentilerini yorumlara yazmayı unutma. Evet, sen bu dersi gördün, bu analizleri gördün. Gelecek derslerde nasıl bir şey istiyorsun? Onları bize mutlaka ilet, biz de değerlendirelim. Hadi bakalım, gelecek derslerde tekrar görüşmek üzere. Kendine dikkat et. Çalışmada kolaylıklar dilerim. Hoşçakalın.